Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile 7'den 70'e herkesin çok seveceği ev yapımı, çikolata soslu, muzlu pudingler yapıyoruz. Şimdi muzlu muhallebimiz için 2 veya 3 adet olgun muz kullanmanızı tavsiye ederim. Muzlarımızın kabuklarını soyarak tarifimize başlıyoruz. İlk muzumuzun kabuğunu soyduk. Şimdi şöyle ikinci muzumuzun da kabuğunu soyalım. Hep birlikte soyduğumuz muzlarımızı şimdi şöyle bir doğrama tahtamızın üzerine alıyoruz. Evet ikinciyi de soyduk. Ve muzlarımızı çok küçük olmayacak parçalar halinde gördüğünüz şekilde doğruyoruz. Yani 4-5 parçaya bölüyoruz. Parçalara ayırdığımız muzlarımızı bir blender kabımıza alıyoruz. Hepsini şöyle gördüğünüz üzere blender kabıma aldım. Şimdi tarifimde 1 litre süt kullanacağım. Yani 5 bardak bunun bir bardağını ayırarak muzlarımın üzerine döküyorum. Ve şimdi blenderımız ile muzlu bir süt elde ediyoruz. Eğer evinizde blender yok ise bu tarifimizde muzlarınızı çatal ile azar azar süt ilave ederek de ezerek muzlu süt hazırlayabilirsiniz. Şimdi bir tencereme 4 su bardağı geriye kalan sütümü ilave ediyorum. Üzerine hazırladığımız muzlu sütümüzü ilave ediyoruz muhallebimizin. 1 su bardağı şekerim var. Şekerimi ilave ediyorum. Yarım çay bardağı unum var. Unumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 1 paket vanilya. Ve ocağa almadan önce e, muhallebimi bir çırpıcı ile Tüm katı malzemeler sıvı malzemelerin içinde dağılacak şekilde karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemi gerçekten önemli. Muhallebinizin pürüzsüz olmasını istiyorsanız bu işlemi mutlaka uygulayın. Ocağımın altını orta ateşte açtım. Karıştırmayı hiç bırakmadan karıştıra karıştıra muhallebimi pişiriyorum. Eğer karıştırma işlemini bırakırsanız muhallebinizin altı tutup yanabilir. Şimdi gördüğünüz üzere muhallebim yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi size bir püf noktası geliyor. Bir çay kaşığı kadar zerdeçalımı pişmeye yakın olan muhallebimin içerisine ilave ederek karıştırıyorum. Hafif sarımtırak muz rengi alması için. Bu da şöyle minik bir mutfak diyosu. Bu arada muhallebimiz pişti pişen muhallebimi şöyle bir kepçem yardımı ile muhallebi kaplarımı alıyorum. Tüm muhallebi kaplarıma eşit şekilde muhallebimi boşaltıyorum. Benim muhallebi kaplarım biraz büyük o yüzden 6 tanesini doldurmayacağını tahmin ediyorum. Sanırım 5 adet çıkacak. Benim muhallebi kaplarıma göre ama eğer küçük kap kullanırsanız 6 adet de çıkabilir. Şimdi muhallebilerim oda sıcaklığında soğurken biz muhallebilerimizin çikolatalı üst sosunu hazırlayalım. Çikolatalı sos için 200 ml kremamı bir sos kabımı alıyorum. Kremamızın üzerine 200 gram ben sütlü çikolata kullandım. 200 gram sütlü çikolatamı ilave ediyorum hafif hafif karıştırarak hafif ısıda çikolatalarımı kremamın içerisinde karıştıra karıştıra eritiyorum. Bir süre sonra çikolatalarımız kremamız içerisinde eriyerek rengini de vermeye başlayacak. Yavaş yavaş çikolatalı sosumuz da hazır olmak üzere birazcık daha karıştırıyorum iyice erimesini istiyorum çikolatalarımın ve artık çikolatalı sosumuz da hazır şöyle siz izleyenlerime sosumun kıvamını da göstereyim çikolata sosumu bir cezveme aldım muhallebilerimin üzerine kolayca dökebilmek için şimdi tüm muhallebilerime çikolatalı sosumu eşit şekilde dağıtıyorum ben muhallebilerimin üzerine çikolatalı sosumu dökerken siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hele bildirim zilini de açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Gördüğünüz üzere şöyle yavaş yavaş çikolatalı sosumu da muhallebilerimin üzerine döktüm. 5 adet çıktı muhallebimiz ve oda sıcaklığında birazcık daha soğutuyorum. Benim şöyle kakao kaplı çikolatalarım vardı. Muhallebimin süslemesinde çikolatalarımı kullanacağım. Dilediğiniz şekilde muhallebilerinizi süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi olur, ceviz olur, hiç üzerine çikolata sos yapmayabilirsiniz. Muz ile süsleyebilirsiniz. Artık o sizin hayal gücünüze kalmış. Tarif benden, uygulamak sizden. Tarifimi yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu lezzetli tarifi mutlaka çocuklarınıza, büyüklerinize denetin.